Buyurun. Şimdi bu evlilik vaadi dolandırıcılığında mağdurumuz Kübra teyze. Dürdane Hanım da benim uyanık arkadaşım. Yani bu kadar uyanık arkadaşım varken nasıl ben böyle bir şeye düştüm diyorsun. Evet. Ben torunları görmek için açtım. Evet. Bir anda karşına... Ben bilmiyorum yani torunlar buradayken, izindeyken açmışlar. Ondan beri onlarla görüntülü konuşuyorum. Sevdin mi peki sosyal medyayı? Sevmedim. Geldiğinden sonra mı sevmedin? Evet. Tamam. Peki bu sosyal medyayı kurcalarken karşına bir profil çıkıyor. Evet. Sen bu Ferdi Ataş denilen kişinin fotoğrafını beğeniyorsun. Evet. Sonra ne oldu? Sonra işte arkadaşlık teklif etti. Ben dedim benim yaşım... O mu seni ekledi? Evet. Ben dedim yaşım büyük, ben istemem, ben annen yaşındayım dedim. Olmaz dedi, yok benim için fark etmez dedi, bilmem ne dedi. O kaç yaşındaymış? O da 40-45 yaşlarında var. Siz ama şeyi söylediniz, ben hani annen yaşındayım. Evet. Yaş farkı var. Evet, yaş farkı da fark etmez benim için dedi. Yanıma geldi, 1-2 saat durdu. İşim acele dedi. Antalya'dan geliyormuş amcası, gelin orada bir yangın vardı ya o zamanlar. Evet. Ondan sonra geldi 1-2 saat dur, gelmeden önce bana biber doldur, işte mantı doldur, bir şey yap. Şöyle yemek listesi yazdı bana. Ha, yemek siparişi verdi. Evet, yemek siparişi verdi. Neydi istedikleri? Biz de o gelmeden hazırladım. Mantı yaptım. Bunu aradım ki. Bunu aradım ki ondan sonra gel bak gelecek dedim, ben yalnız olmayayım diye. Bu da hemen işte biraz sonra haberi geldi. Haberi var mıydı Ferdi'den? Evet. Dur, tek tek gidelim. Ne oldu? Sana dedi gel ben geliyorum deyince korktun. Hazırlığı sofraya koydun? Sofrayı kurduk. Yemeğe ne koydun sofraya? Biber doldurdum. Mantı vardı. O zaman da kurbandı ya. Evet. Azıcık da et kavurduydum. Ondan koydum. Bütün sofrayı hazırladım. Hazırladım. Dürdane gel bize. Evet, Dürdane'yi de çağırdım ondan sonra. İşte Dürdane de geldi. Anne dedim beraber oturup çay içecektik. Nereye kaçıyorsun dedim. Elinde çantalar. Evet. Bu elinde sağlık çantalarına... Azuk ne hazırlamış gönderiyordu. Ne adam, verdin çantalarda kız? Çantaya mı? Mantı yolluk. Koymuş. Yolluk. Evet, mantı koymuş canım benim. Ondan sonra sucuk içi koymuş, et koymuş, kıyma koymuş. Poşetleri hazırlamış adam taksi durağında. Dedi ki 2-3 güne gelirim abla dedi. Söyledim. Bu dedi ettim, ki. Ettim, itiraz ettim. İnan bu ki var ettim. Ya sıkı koştur koştur bir paniklik vardı. İçeriye girdim. Ne dedim, sende bir paniklik var, bir yere mi gideceksin dedim. Yok dedi, bankaya gidip geleceğim dedi. Bankaya gidiyorum dedim, sakın kredi mredi çekip bir ayağa girme dedim. Dedi ki yok çekmedim dedi. O anda çekmiş bu, yollamış bile. Sapladın ama benden saklıyor. Ben de yapma dedim, bak yapma. Hani resimde gördüm, telefonda da görünce bu sana göre değil dedim. Yanlış anlamayın, 20'lik dedim kızlar dedim bunun peşine düşer dedim. Bu seni ne yapsın dedim. Dedi mi öyle? Öyle dedim, dedi de dedim. Yani ben de yani istemedim. Sen benden küçüksün dedim. Ben senden büyüğüm dedim. Kaç sefer kabul ettim. Olmayacağı belliydi. Ben bunu çok uyardım. Bundan olmaz dedim. İmkan yok. Ne dedi Kübra Hanım size? O da olur inşallah dedi. O da gönlüne baktı. Ferdi yanında kalmış olsaydı. Bu yalanları söylememiş olsaydı. Bak bakışa bak. Bu kadar parası gitti. Eğer Ferdi yanında olsaydı... Neye çok yanıyorsun? Ferdi mi? Ya Ferdi'ye Ferdi mi? Derdi. Borcum. O da dedi ki 2-3 günden gelirim ablacığım dedi. Ben dedi şimdi gitmem lazım dedi. Taksiye bindi gitti. Bir de baktım elinde 2 tane çanta. Eve geldim bundan kavga ettim. Kız o 2 çantada ne vardı o zıkımın eline tutturmuşsun dedim. Kıyma koydum dedi, sucuk içi koydum dedi, mantı koydum dedi, et koydum, başka bir şey yok muydu dedim. Bütün evi de vermiş. Versin. Gözüne görünmez, verirdi, evi de verirdi. Abi şimdi bazen insanın gözüne perde iner ya. Evet. Mesela var ya ev kendinin olmasa Sevgi da... Sevgi adam öyle yapıyormuş. Bak ne? Eğer ev kira olmasaydı Ebru Hanım evi de verirdi, satar da evi de verirdi adama. Sevgi insana bunu mu yaptırıyor? Çok seviyordu, kafayı yiyordu. Gerçekten vallahi mi? Baka. Nasıl kafayı yemek ya? Öyle seviyordu ki öyle normal değil. Yani kulağına girmiyordu benim söylediklerim. O belli zaten de. Evet, ona öbürlerinden duymadığım sözcükleri duyunca aşık olmuşum. Ne dedi kız Allah sen? Ne demedi ki? Ay yani şimdi aşk-ı tonlu olmaz bu iş. Allah ne dedi? Aa diyor ya. Ha?
Onlar nasıl anlatsın? Hayır canım, söylenebilecek bir şey. Nedir? Yani sevgilim, bir tanem, güzelim, boncuğum. Öyle. Aynen. Buğulu gözlüsü, boncuğu, mavi gözlüsü, neler demiyorduk. Ki gözlerde ne varsa Kore'ne aşık oluyor. Ben ne yapayım? Ya bir de böyle var. Gözünü gören mi? Var. Gözünü gören aşık oluyor. Bir de böylesi var. Böyle bir şey mi var? İnanıyor. İnanıyor işte artık. Nasıl inanıyor bilmiyorum. Kendi yaşındaki birini bir istemez miydi? Kısmette varsa olur. Kısmette olmasa yok. Hala kapı yarım açık ya. Ama sürekli tam kapatmayacaksın. Size iltifatlar ediyor, güzel sözler söylüyor. Bunun yanında da sizin yaptıklarınızı da beğeniyor. Şimdi bak, ev yemeği yap. Demek ne demek? Biz bir aile kuracağız. Ben işte akşamları eve geleceğim. Senin yemeğini yiyeceğim. Bu aile reisi olduğunu size güven telkin etmeye çalışıyor. Bence erkeklerin en büyük yalanı ne? Biriyle tanıştığı zaman bana ellerinle bir kahve yap. Bana ellerinle bir yemek yap. Yani senin o halini de görmek istiyorum. Yok. Halbuki o eve girmenin yolunu aralıyor yani. Belki ondan sonra bir daha sizinle iletişim kurmayacak. Peki şimdi merak ediyor musunuz şunu? Ferdi seninle evlenseydi, evlenmek isteseydi evlenir miydin? Tabii. O omuzlar bir titriyor yani. Tabii. O eğer bununla evlenseydi de 200-300 milyar borcu olsaydı. Sen öyleydi.